Eyüp Sultan'a değer katan proje yükseliyor. Eyüp Sultan'da Eyüp Kızı İmam Hatip Lisesi inşaatına geçtiğimiz yıl başlandı. 104 normal ve 2 engelli yatak olmak üzere 106 kapasiteli öğrenci yurdu ile İmam Hatip Okulu'nun yapımı hızla devam ediyor. Eyüp Sultan İmam Hatip Lisesi Müdüresi Dilek Maden, Mimar Aybüke Güneş, Mühendis Osman Satıcı, Eyüp Sultan Eğitime Destek Platformu Başkanı Süleyman Uçal, Beyaz Köprü Derneği Başkanı Haşim Karataş, Asistanı Mustafa Er ve Avrupa Birliği Gazetesi imtiyaz sahibi Kıymet Taylan, Eyüp Sultan temsilcisi Hadise Ruya Maydoğan inşaat alanını gezerek bilgi aldı. Geçtiğimiz sene yıkımı gerçekleşen Eyüp Kızı İmam Hatip Lisesi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Projeyi 2023'e inşaatı hızla devam ediyor. Projeyi 2023'e Projeyi 2023'e yetiştirmeye çalışan ekipler gece gündüz durmaksızın çalışıyor. Eyüp İmam Hatip Lisesi Müdiresi Dilek Maden konuyla ilgili yaptığı açıklamada projenin bir an evvel hayata geçirilebilmesi için düzenli olarak bilgi aldığını söyledi. Maden bünyesinde Eyüp Sultanımıza yakışır fen bilimleri laboratuvarı, sosyal alanlar, spor salonu, konferans salonu, teknoloji tasarım atölyeleri, iletişim sınıfları, sanat atölyeleri, yemek ve kantin gibi donatı alanları olacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek okulun bitmesini bir an önce eğitime, öğretime başlanması için öğrenci ve veliler sabırsızla bekliyor dedi. Peki burası bittikten sonra burada nasıl bir hava oluşacak, nasıl bir yapı oluşacak, o konuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Şimdi şöyle anlatayım ben size. Bu bölüm İmam Hatip Lisesi, kız okulumuz zaten, kız İmam Hatip Lisesi olarak dizayn ediliyor. Bu bölümde lise kısmımız bulunacak, 40 derslik bir bina olacak. Bu bölümde ortaokul kısmımız olacak. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencimiz var. 28 derslikli olacak ortaokul kısmımızda. Toplam 68 dersliğimiz olacak. Bunun dışında laboratuvarlarımız olacak, bilişim odalarımız olacak, zümre odalarımız, yemekhanemiz, konferans salonumuz ve okul binamızın dışında hemen arka tarafta bir kütüphanemiz olacak. Bunun haricinde yine okulumuzun arka bölümünde yurdumuz bulunacak, 70 kişilik. Ön kısmında da inşallah belediyemizin inşa edeceği, Eyüp Sultan Belediyemizin inşa edeceği camimiz bulunacak. Uygulama camimiz olacak ama halka da açık olacak. Daha sonra da çevre düzenlemesiyle sanırım tabii. Bu 2023'te halkın sunulumuna, kullanımına sunulacak. İnşallah. Projeden bahsediyoruz. Peki çok ben... güzel, Eyüp Sultan'a yakışır. Selçuklu Osmanlı mimarisiyle yapılmış bir proje olacak. Tamamen sizin tatbikat ve halka açık olması. Bu alanda yeşil alan olacak mı? Belediye başkanımızın canlı yapacağı için işte belki sadece kadınlara özgü canlı olarak kullanımı olabilir bile. Çünkü buradaki öğrencilerde bir sürü olduğu için tatbikat canlısı olarak da kullanılır. İşte daha çok öyle gibi sanki. Belki diyor. Tek katlı bir öyle bir cami gibi görünüyor zaten. Tek katlı zaten. Şöyle şey bir tek. Yurt arka taraf oluyor, yurt arka taraf. Yurduna geçebiliriz isterseniz. Yurt kaç kat olacak? 6. Bodrum zemin artı 4. 6. Zemin artı 4. 5. Bodrum altında kat. 6 kat. Yok değil mi? Yine burada zeminde, belki o yüzden de bırakırsınız. Önlem alınması gereken bir zemin var burada. Tabii, zemin altı düşürme yapalım. Altta zemin
yemekhane. Yemekhane, spor salonu. Spor salonu. Konferans salonu altta mı? Bodrum artı zemin artı bir kat kütüphane. Arka tarafta yurt var. Bodrum artı zemin artı dört. İki blokta A, B blok. Aslında C blok da var ama biz A, B blok diyoruz. Ara bölüm olduğu için. Ara bölüm olduğu için. Spor salonu, konferans salonu. Yemekhane. Pernavalıkları, yemekhane. Bu birimler, derslikler var zaten. Konferans salonu, spor salonu C blokta mı? Evet, C blokta. Ara blok. Aslında B blok da biz onu C blok diyoruz. Evet. Yurt demiştik kaç yatak kapasiteli olacak? Erkek burada, bayan durumu nedir? Onların kız yurdu olacak evet, tabii. Kız yurdu olacağı için. Kız İmam Hatip Lisesi olarak devam edecek. Yani yatak kapasitesi vesaire biz o bilgi feyden şey yapmış da ona bakmıyoruz. Biz daha çok inşaat süreciye baktığımız evet. için. Onun dışında varsa yani şu an bir şeyimiz yok. Şu an gecikmemiz de yok. Üçüncü kata çıktığımızı biliyoruz. Üçüncü katın şu anda direkleri evet, dikiliyor. Aynen. İkinci kat mı olarak? İkinci yani, katın kolunu, kolonları. Bir ve iki arası kolonlar evet, şu anda dikiliyor. 8.5 kotundayız. 8.5 kotundayız. 12 kotuna çıkıyoruz. Diğer tarafta da yine 5 kotunun tabliyesi atılacak. Yani bir iki hafta sonra bu atılacak. B blok. Diyebilirsiniz. B blok. Tabliyenin ne demek olduğunu ben anlatayım. Döşeme. Yani. Geçen sefer Aykya bana anlatmıştı. Peki burası bittikten sonra burada nasıl bir hava oluşacak?